Buraya geldiğimden beri buna tanıklık ediyorum. Batı'da da gözlemliyordum. Buradaki en büyük nedeni Kürdi hassasiyetler konusunda AK Parti iktidarından duydukları hayal kırıklığı dolayısıyla oluyor. Yani işte dini temalı bir iktidar, dindarların oluşturduğu bir iktidarın benim kimliğime yönelik gayet soğuk ve dışlayıcı tutumu varsa ben o zaman hani din ve dindardan ne beklerim diyen ve bundan dolayı dinden uzaklaşan, din çıkan hatta insanları tanıdım açıkçası. Bu bariz bir şekilde görülüyor. Ben bunu hani Batı'da da gözlemliyorum. Kürt bölgelerinde sağcı muhafazakarlık hem o hal mağduriyeti yaşayan kesimleri son derece yoğun bir şekilde etkiliyor. Yani muhafazakar olsa bile muhafazakar iktidarın zalimce uygulamalarından dolayı din ve dini değerleri sorgulayan bir önemli kesim var. Dindarlardan büyük bir hayal kırıklığı bir kesim var. Ne bileyim işte soğuyan, uzaklaşan bir kesim var. Bu kesim muhafazakarlardan gördüğü zulmün karşısında böyle bir tavır sergiliyor. Kürtler de yine aynı şekilde bölgede önemli bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yani buradaki dini hassasiyetler de bu noktada önemli bir gerileme yaşıyor. Çünkü referandumda yaşananlar, işte AK Parti MHP ittifakı, din durumu, Afrin operasyonunda sivillerin kaybı önemli sorgulamalara yol açıyor. Sadece muhafazakarlık hani zannedilir ki insanları dine sevk eden bir haldir ama şu anda tamamen uzaklaştıran bir durum oluşturuyor. Kavram oldu artık açık.